O zaman bir fön çektirdiğimde üç kişi aynı anda çekti. Bir tanesinin burnu kanadı, diğerinin tansiyonu düştü, öbürüne bir şey oldu falan. Belki bir şampuan reklamı alırım diye. Yine de aşkımızı yaşamak isteriz tabii ki. Ha, inşallah bulursan yaşarsın. Bakacağım bana da göreceğim. Aldık oldu mu olmadı mı? Olmayışları kuruyorum. İki tarafta bence uygunsa falan. Biz abi beraber ayrı odalarda çiftleşip sonra tekrar bir araya... O Z kuşağı farkı işte. Ha, yapmışsın, yemişsindir bir hal. Şimdi vardır, var. Vardır tabii. İşte bak sen manyaksın. Sen manyak olduğun için... Dilan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ederim. Çekim işleri devam. Bir şey soracağım. Bir şey... Odaya geldiğinizde dikkatimi çekti. O saçlar yıkandıktan sonra kaç saatte kuruyor? Yani önce bir yıkanma süreci var. Kurumadan önce. Yani yıkanması daha uzun. Öyle mi? Evet. Bir iki saat falan buluyor benim duş. Şaka. Duş merasimi diyorum ben. Niye o? Çünkü saçım öyle aslında kolay açılan bir saç. Fakat kolay ıslanan bir saç değil. Islanması uzun sürüyor. Diplere girmesi, sonra şampuanın diplerden çıkması, aşağı doğru süzülmesi. Bunlar uzun süreler. Her gün iki saat çok zor ya. Her gün iki saat yıkamıyorum ben de zaten. İki günde bir saç yıkama durumumuz var. Yani iki gün öncesinde gücüm yetmiyor artık. Yani. Hiç kestirmeyi düşünmüyor musunuz? Ben çok kısa kullandım zamanında. Yani bundan iki sene önce hep kısaydı. Ama son iki senedir kısa değil uzun seviyorum. Çünkü böyle bir hoşuma gitti. Belki bir şampuan reklamı alırım diye. Umut ederek. Niye olmasın? Evet. Vardı bir görüşmemiz de. O görüşme sebebiyle çok uzattım ve uzun kullandım. Sonra baktım sevmeye başladım. Ve güzel havada. Sonra baktım insanlar daha çok bakıyor. Daha çok bakıyor. Hoyum hoşuma daha çok gidiyor. İyi dedim kalsın böyle şimdilik. Kim de böyle kıvırcık? Anneniz de. Annem de kıvırcık. Babam da kıvırcık. Babamın eski halleri hep bonus. Evet. Ben de yok. Var. Fotoğrafları var. Öyle mi? Evet. Hatırlıyorum. Ben mi yalan söylüyorum acaba? Ben böyle söylüyorum. Ben niye hatırlamıyorum? Ben niye hatırlamıyorum evet. Hiç? Evet. Kıvırcık. Ama annemin daha çok kıvırcık bu arada babamdan. Annemin de yani çok kıvırcıktır. Bir de çok gür. Benim çok gür, evet. Maşallah. Dökülmüyor değil mi? Hı-hı. Özel bir bakım yapıyor musunuz? Şöyle, kullandığım birkaç ürünüm var. Gör beni niye çevirdim burayı. Bir dakika bakacağım İbrahim Bey. Ha gerçekten. Yaşlanınca düzeliyor muymuş o saçlar? Yani babam şu an artık tarıyor sürekli. Elinde bir tarağı var. Otururken hep tarıyor falan. Düz yani şu an evet daha dalgalı. Belki bilmiyorum söylemeyeyim adama şeylerini. Küçük tiyoları var olur ben. Düzleniyor yaşlanınca. Özel bir bakım yapıyor musun? Ben yapıyorum. Yani kullandığım birkaç ürün var. Onları mutlaka sürmezsem tiftik tiftik oluyor. Şu anda da mesela bu iki günlük olduğu için biraz tiftik tiftik. Hani iki, terbiyesiz niye saçını yıkamadan geldin demeyin de. Yorgunum diye. Hani şey bu ikinci günü hatta topladığım zaman hemen bozuluyor. Bozulmasın diye bir kremim var duştan sonra ve bir serumum var. O ikisini sürüyorum. Yazın dert ama. Değil mi? Ama şöyle aslında hiçbir şekilde kuaför masrafım yok. Ben ayıp olmasın diye böyle sahneye çıkmadan önce kuaför getiriyorum hani havalı duruyor diye. Yoksa kendim yapıyorum. Mesela benim kuaförüm kızar bana şimdi ben gelmiyor muyum? Yani. Gelmiyorsun. Senin gelmen aşkım çok pahalı. Ekstra ne gereği var? Fön yok. Fön hayatımın en son 8-9 yaşlarında kaldı. O zaman bir fön çektirdiğimde üç kişi aynı anda çekti. Bir tanesinin burnu kanadı, diğerinin tansiyonu düştü, öbürüne bir şey oldu falan. Ben isterdim ama saçlarım böyle olsun. İsterdim yani. Ya ama vallahi. Sizin saçlarınız da çok havalı. Benimkiler havalı ama ya benimkiler düz, ince, telli falan. Böyle ama çok... işte normalde siz yani... Herkes kendini olmayanı istiyor. Evet. Size düz olsun. Ben küçükken çok düz fön çektirirdim. Sonra bir anda bir şey, bir ışık yandı ve dedim ki düzle ne işin var senin yahu? Herkesin düz zaten. Hani kıvırcık yok. Bunu yapmak bir de şey şunları çok duydum. Ben senin saçını yapmak için kaç paralar harcıyorum biliyor musun falan. Sonra evet dedim doğru söylüyorsun. Ben harcamıyorum ve artık düz fön yok. Ne güzel. Şimdi değer yargılarıyla ilgili size 6 tane soru soracağım. Evet. Biz aynı soruları sokakta da sorduk. Sokaktaki cevaplarla sizin cevaplarınız örtüşürse sizi normal sayıyoruz. Örtüşmezse anormal sayıyoruz. %1 milyon anormal çıkarım ben diye düşünüyorum. Burada hiç anormal çıkan yok. O mu? Hyde Park'ta yapıyorlar. Bir de Central Park. Evet o yüzden hiç. Okay, tamam. Hiç yani. İlk soru geliyor. Terlemiş ellerle manitanın elini tutmak normal midir? Ay değil. Bence de değil. Ama bir şey soracağım. Bir yandan da insanın avucu terliyorsa ne yapsın yani?
Tamam evet ama ben silmek isterim onu sürekli. Bir de ben titiz, manyak bir titizlik var bende. Benim bir arkadaşım vardı. Elinde, yanında el havlusuyla gezerdi. Öyle terlerdi. O arkadaşınız neymiş ki? Öyle terlerdi ellerinin içi. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Azerbaycan'a konsere gittim bir gün. Yanımda tüy toplayıcımı unutmuşum. Ben hiçbir otele tüy toplayıcısı gidemem. Ve saat 3'te vardık, 6'da uyudum. Çünkü 6'ya kadar otelde tüy toplayıcısı aradılar. Neden? Çünkü ben o yastığı, yatağı, çarşafı komple tüy toplayıcıları alıp ondan sonra kendi çarşafımı serip öyle yatacağım. Tüy toplayıcı yani... Bildiğimiz şu köpek tüyleri topluyorlar ya, tüy toplayıcıları. Benim hayatım onsuz geçemez. Her yerde. Her yerde. İmkansız. Başka bir yere giderken özellikle kendi çarşafım olmadan asla... Taksiye binince falan? Hayır öyle değil. Yatacağım bir yerse. Taksiye bindiğim zaman üstümü çıkarıp oturacağım. zaten hani yani eve gidince o üstümü çıkaracağım. Ama yatacağım bir otele gideceğim. Çok tikli yani. Otele mutlaka önceden fotoğraflarını göreceğim falan. O hastalık derecesi bende. 6'ya kadar bir koltukta o tüy toplayıcısını bekledim yere uyuyarak. Ay neler var. İnsan, ay, anneme şükrettim şu anda. Buyurun. Terlemiş ellerle manitanın elini tutmak normal midir? Evet buyurun. Normaldir ya. Normaldir. Normal. Bir daha tutabileceğini mi zannediyorsun? Tutarsın yani niye tutamayacaksın? Çok kötü bir şey. Hiç geldi mi başınız? Gelmedi ama korkunç bir şey. Hayır. Hayır ben kız hiç öyle tutan oldu mu? Hayır ben tutamam. Ay, kız çok bağırma. Ay, ne teklif ettim deyince. Değildir ya. Bazen bende de öyle oluyor. Elim çok terler. O yüzden çekmek isterim. Böyle ben biraz kurutur sonra tekrar tutar. Yani tutarım ama kuruduktan sonra. Normaldir bu yazlarda. Yine de aşkımızı yaşamak isteriz tabii ki. Ha, inşallah bulursan yaşa. Bir şey soracağım. Normal mi çıktı? Anormal mi? Kaçırdım ben. Galiba anormal çıktı. Anormal miyiz? Hayır. Siz bildiniz. Ben normalim değil mi? Ben normal çıktım. İkinci soru. E-posta attıktan hemen sonra arayıp sana e-posta attım demek normal midir? Hayır değildir. Bence de değildir. Hastalık. Ama ben yapıyorum değil mi? Evet. Çünkü o iş hemen olsun bitsin isterim. Ben mesaj attıktan sonra mesajımı görmediniz mi diye taciz ediyorum. Aynı şey. Aynı şey aslında doğru. Ama e-posta da hani e-posta atıyorsan bir gecikme seviyesini biliyorsundur onun. E-posta bu çünkü adam mailine dakika başı bakma WhatsApp'ına bakıyor. Aslında benimki daha anormalmiş. Evet. Ama siz de o yanında şey okuyunca evet, var yani. Yeşil tık olmayanlardan mısınız? Hayır tabii ki mavi tık olurum. O çok bence saçma bir şey. Neyi gizliyoruz ki? Benim mesela var öyle çalışanım, bizim müdür kıza kızdım bir gün. Niye mavi tık değil kızım? Hani ben görmüyorum anlamıyorum. Kafa bakacağım bana da göreceğim mavi tık oldu mu olmadı mı? Hı, olmuş bunları kuruyorum. Bir de son görmeyi de kapatıyorlar onda sinir oluyorum. Ay ben çok sinir oluyorum. Ben şeyi bilmiyordum. Ben de her şey açık. Ben şunu bilmiyordum. Karşı taraf kapatırsa o da seni göremiyormuş. Evet. Hiç olmazsa adi bir durum varmış yani. Aynen. Bizim prodüksiyonda arkadaşlar böyle son görmeleri kapalı. Neden? Okuma mesela ne yani mesela Madonna mısın? Ne oluyor yani? Ay bence o şey işte. Hani seni kimin arama olasılığı var? Sabah ne olacak? Sabah çekime neden geç kaldın? Çünkü evde haşteydim. Halbuki barda kızla mesajlaşıyor o sırada falan bir. Son görmemiz kapalı. Bak benim arkadaşım sabahtan beri bana şöyle... Geceden başladı. Sabah erken kalkıyorsun, yüzün şiş olacak. Rüyasında beni yüzü şiş görüyor ve sabah 9'da hadi kalk artık yüzün şişecek falan diye. Sonra şunu düşünüyor bak. O kadar düşünceli ki buradan Buse'yi tebrik ediyoruz. Demiş diyor ki bana, o diyor Armağan Bey diyor sabah diyor ta diyor nerelerden geliyor çekim için. Sen geç kalırsan seni öldürürüm. Ayvalık'tan. Ayvalık'tan. Şimdi e-posta attıktan sonra e-posta attım demeksiz normal değildir dediniz. Ben normaldir dedim. Ben ne dedim? Normal değildir dediniz. Evet, normal değildir. Dedim. Evet, WhatsApp için taciz etmek normal, e-posta için normal değil buyurun. E-posta attıktan hemen sonra arayıp sana e-posta attım demek normal midir? Yani e-posta kalmadı, e-posta atıyorsa da herhalde bir iş içindir, normal o yüzden. Çok büyük fotoğraflar bir şeyler gönderiyordur şimdi herkes birbirine gönderiyor, olamaz böyle bir şey. WhatsApp'tan gidiyor ki. Ha gidiyor mu hiç denemedim denerim bundan sonra. Şimdi kime attığına bağlı. Şimdi müdürüne atıyorsan bizim hani çalıştığımız müdürlerimiz çok yoğun olabiliyor ve günde 1000 tane mail alıyor. O yüzden bir hatırlatma babında normal olabilir. Normal olabilir diyorsun. Anormaldir. Anormaldir.
Mesela çok önemli bir şey yolladı. Önemli şimdi. Kim o yazan? Yakınlığı mı? Tanımadığın bir insansa veya bir ilk kere görüştüğün bir insansa anormaldir. Attıysan bakarız. Ya tabii önemli bir meseleyse normaldir. Önemli bir meseleyse evet. Sana normal geliyor. Evet. O sayı attı. Heyecanlanmıştır belki de. O yüzden hemen söylemek istiyordur. Belki görmediğini düşünmüştür. Ama işte biraz sıkıştırmış da oluyor. Ama normaldir. Patladı mı ben? Bu arada ben şeyi fark ettim. Ben öyle atardım Levent'e mail. Sonra sana mail attım görmedin mi falan derdim. Bir şey soracağım. E-posta demode mi oldu? Ama ne yazdığına bağlı. Yani demode derken... Çocuk şey dedi ya artık e-posta kalmadı dedi. İşsiz olduğu için. Ama bir şey söyleyeyim. Düşününce doğru herkes birbirine artık WhatsApp'tan yolluyor. Bu arada WhatsApp'tan artık belge yap diyerek her şeyi yolluyorsun. Evet. Ama tabii business görüşmeler hala. İş, e-posta. Tabii. İlk görüşme e-posta sonra WhatsApp'tan devam ediyor. Biz buraya gelirken değil mi? Asırlardır hep e-posta ile görüşüyoruz sizle. Bir denk gelemediğimiz için. Üçüncü soru. Sevgiliden borç alıp ödememek normal midir? Aa normal değil. Bu çirkin bir şey. Bence de normal değil. Ama zaten sevgili... Sen ödeme teklifinde bulun. O gerekiyorsa almasın. Sevgiliden borç almak bir garip. Sevgiliden borç alınmaz bence. Sevgili zaten eğer böyle bir şeyse... Sevgiliden aldığı şey borç değildir. Değildir. Yani. Ama sen ona geri onu vermek istemek gerekir diye düşünüyorum. Ama yeni nesil böyle düşünmüyor. Sevgilide borç... Onların karı kocalar bile birbirinden borç alıyorlar artık. Aa ben Levent'ten borç almam. Geri vermem bana ne diye. Değil mi? Artık evet bir zaman sonra öyle ama bence sevgiliden borç alınmaz ya. Ya da alıyorsan da... Sevgiliden para istenir. Yani bilmiyorum evet. O zaten onu verecekse versin yani vermeyecekse bence zaten gitsin ya. Gitsin ya. Gitsin. Ama sevgiliden borç alıp ödememek anormaldir. Bence de anormaldir. Buyurun. Sevgiliden borç alıp ödememek normal midir? Değildir canım. O kadar da değil. O kadar da geniş değilim yani. Ha? Ya. Genelde ben veriyorum da gelmiyor geri. Öyledir. Öylesindir. Ben yaranı deşmek istemiyorum. Ben şimdi kimseden bu sevgili manasında kişilerden borç almak değil. Ben borç vermeyi tercih ediyorum. O bence şeyime uygun değil yani. O seninle ne güzel takılır. İyi olur. Erkek yoksa da verici olacak. Oh ne güzel. Zaten verici olur. Ay hiç öylesine denk sevgilimden borç almam, borç da vermem. Tecrübe ettim bunu. Nasıl ettin kız? Yani telefon faturamı ödeyemiyorum. Peki al. Gelmedi. Ya ciddi bir ilişki varsa ortada bence yani borç hani para muhabbeti ciddi bir ilişki varsa normaldir yani vermemek öyle atıyorum büyük bir meblağ olmaması münasebetiyle. Evet lafı bile olmaz yani beraber olmuşsun beraber yaşamışsın. Beraber yaşamışsın sonuçta. Aynen ya. Para muhabbeti olmaması lazım bence. Değildir. Borç. Niye kızı almışsın ödeme ama. Bir tane. Kız eski sevgili artık. Eski sevgili. O kalmamış aman. Olmaz bir tane. Ben yapmam. O kadar iyi davranılmaz erkeklere. Olsun ben öderim. Sen ödersin. Tamam, onun için kaybediyorsun. Ama yine de boşver. Biz öderiz. Bir şey soracağım. Anormal çıktı değil mi? Ay. Yine kazandınız. Kazandım mı? Evet. Dördüncü soru. Erkek ortamında ben maçoyum diye esip gürleyip sevgilinin sözünden dışarı çıkmamak, sevgili sözü dinlemek normal midir? Normal. Yani. Normaldir. Hanımcılık kazanan ama... arkadaşlar hem bak bütün evliler sırıtıyor şu anda bak. Normaldir. Bak. Bence normaldir. Ha? Normal. Bence normal. Niye normal olsun? İnsan neyse o. Ama bir yandan da şöyle maç olmak hanım ya da sevgili sözü dinlememek anlamına gelmiyor. Aynen. Maç olmak başka bir şey. Sevgili. O zaman sizce de normal. Bir endişe bir kararsız kaldım. Ya anormal olanı biliyor musun? Her yerde maçoyum diye konuşmak anormal zaten. Zaten maç olursan konuşmazsın ki hani. Bu böyle bir şey değil ki öyle bir maçoluk hani. Babanız konuşuyor mu diye soruyorum şimdi. Konuşmaz. Ha? O söylemez öyle maçoyum falan. Zaten, değil mi? Evet. O, yani zaten söylemesine gerek yok. O fazlası hareketleriyle. Belli ediyor. Bağırarak, çağırarak diye. Bence anormal.
Yok. Ben ne demiştim? Ben normal dedim. Erkek ortamında ben maçoyum diye esip gürleyip manitanın sözünü dinlemek normal midir? E normaldir. Normal ya. Bence de normal. Sana da mı maçoluk yapsın? Bence yapmasın. Yani bence de normaldir. Buyurun. Bak normal çıkacak orada. Buyurun. Erkek ortamında ben maçoyum deyip diye esip gürleyip manitanın sözünü dinlemek normal midir? Normaldir. Sana normal geliyor. Evet, çünkü artık herkes böyle. Nasıl yani herkes? Yani erkek arkadaşların yanında farklı, manitanın yanında farklılar. Ha, ikisi bir araya geldi mi de artık bipolara bağlıyor mu? Evet. Ay, hiç çekemem öyle herif. Bana her yerde maço olsun. En normali. Her zaman ben evlilik yaptım ve boşanmış bir adamım. Her zaman maçoydum. Karımın yanında da maçoydum. Hep son sözü ben söylerdim. İşte o peki karıcım olurdu. Öyle mi? Tabii ki. Normali bu. Normali bu. Bence öyle sürekli esip gürlüyorsa onun sevgilisiyle baş başa kaldıktan sonra bir mutlaka bir şey oluyordur sevgilisine karşı. Bence böyle şey mi oynuyor diyorsun? Aynen, ikili oynuyor olabilir. Evet, hiç öylesine ama daha gençsin. Yok yok, ben daha denk gelmedim. Denk gelmedi, aman gelme inşallah. Allah aşkına istemem yani. Yani belki öyle seviyordur. O yüzden normaldir. Şimdi herkesin sevdiği şey farklı. Ben sevmem, o sever, öyle. O yüzden normaldir. Size normal geliyor. Normal değil. Geçelim bu kalıplara. Maçoluktur, şudur budur. Sıktı yani. Ben severim. Bir şey söyleyeceğim. Yine normal çıktı. Yine normal çıktı. Değil mi? 3-2. Evet. Bravo valla. Açık ilişki yaşamak normal midir? Açık ilişkiden kasmış. Open relationship dediklerimi ne o? Değil. Bence çok anormal. Bence de. Hiç benlik değil yani. Bence de anormal. Bir garip. Yani ne münasebet? Ne yapıyorum? Niye bir tanesi yetmiyorsa ne yapacağım yani? Yetmiyor mu bir tane? Ama şimdi bak, yargılıyoruz bir yandan da hani. Evet, öyle yaşamak isteyen varsa yaşasın ama. Saygı duyuyorum ama bence anormal. Yani fikrimi de beyan edeyim. Bence de anormal. Buyurun. Bu arada ne kadar tutucu bir jenerasyon oldum. Buyurun. Açık ilişki yaşamak normal midir? Nasıl manada açık? Açık ilişki. Tabii her şey açık olur, net olacak yani. O manada değil yani. O biriyle takılıyor, o öteki biriyle takılıyor. Ben bizim annenemize uymaz. Bizim Türkiye. Sıkılırdım senden. Büyüdüğüm ortama göre, yetiştiğim ortama göre, yaşadığım ortama göre normal değildir. Ama bilmiyorum, birisi de yaşamak isterse saygı duyuyorum. Saygı duyarsın. Hayır. Aa. Yok canım ya. Aa. Niye olmasın canım? Yani bir arkadaşım var, bir de başka bir açık ilişki olmaz ya. Bana olmadı Aziz Hanım. Maalesef. Bilmiyorum, hayat çok kısa onun için. Normal. Normaldir. İki taraf için de uygunsa, iki tarafta açık ilişkiyi kaldırabilecek bir seviyedeyse normal, ama bu kapalı ilişkiyi kötü gördüğüm anlamında değil. Yaşayan yaşasın, ben yaşamam. Ben yalan söylüyor. Ben biricik takılıyım. Benim olsun. Bir tane olsun, senin olsun. Aynen. Zaten zor buluyoruz. Bir de paylaşacak mıyız? Güzelmiş. Bu güzelmiş. Güzelmiş. Zaten zor buluyoruz. Zaten bir de paylaşacak mıyız? Güzel. Ama öbürü de çok ciddi bir şekilde. İki tarafta bence uygunsa falan. Biz abi beraber o, ayrı odalarda çiftleşip sonra tekrar bir araya gidelim. O Z kuşağı farkı işte. Maalesef. Maalesef değil yani. Öyle yaşıyorlar. Yapacak bir şey yok. Ama gene anormal çıktı. İkimiz de bildik. Son soru. Haklı çıkmak için sen kafanda kurmuşsun demek normal midir? İşte bu benim en nefret ettiğim cümle. Sen kafanda kurmuşsun. Evet, hiç normal değil. Çünkü ben bununla ilgili bir hani bu bir tane şey, Discovery Channel ID diye bir program var ya, ID kanalında cinayetler, işte adam öldürüyor falan. Orada bir tane bir hikaye izledikten sonra Levent'e büyük kurulmuştum ben. Hikaye şu, kadın sürekli herifi aldatıyor. En son eve geliyorlar, iki tane şarap kadehi falan filan. Adam tabii bu arada sürekli araştırmacı, gazeteci yani modunda. İşte mesajlar okunuyor, kadın gidiyor falan. Kadın sürekli adamı şöyle suç çıkartıyor. İşte bak sen manyaksın, sen manyak olduğun için ben işte bak arkadaşımı çağırdım içtim. Sonra böyle oldum, oha nasıl inandırıyorsun hani? Bu manyaklıkla nasıl bir manipüle ediyorsun sen falan. O yüzden bu cümle büyük manipüle cümlesi yani, hiç bana göre değil. Hastalıklı bir şey. Bence de anormal. Çok anormal. Buyurun. Bakalım ne diyor. Haklı çıkmak için sen kafanda kurmuşsun demek normal midir? Hep yaptığım şey. Hep genelde sorunlu taraf ben olduğum için hemen karşıyı suçluyorum ki hemen çıkayım aradan. Tabii. İyi yapıyorsun. Aynı benim gibisin. Evet. Normal değildir.
Yani haklıysan haklısındır, haksızsan haksızsındır yani. Normal değildir bence. Normal değildir diyorsun. Hiç yapmıyor musun öyle bir şey? Yok, yapmam. Yap, niye yapmıyorsun? Yani akıl olan şey vardır, o bir suç. Emredir yani. Yok, çıkmam işte. Çok normal, kesinlikle. Yapıyor musun böyle? Yapıyorum. En son neyin üstüne çıkmak için, haklı çıkmak için yaptın? Ya işte kıskançlık falan oluyor. Ona ya sen kafanda kurmuşsun, yok öyle bir şey. Ha. Ha, falan. Ay yok canım, sen yapmışsındır sen. Yok ya. Ay yapmışsın, yemişsindir bir hal. Şimdi vardır, var. Vardır tabii. Hiç zannetmiyorum. Değil. Yapıyor musun şöyle bir şey? Ama yapmışsındır kız. Yok yap. İnsanız kız. Ben haklıysam zaten haklıyımdır. Bunu bazen ben de yapıyorum. Bazen çünkü konuşmanın sonu oraya doğru gidiyor. Karşı taraf kendini haklı çıkartıyor. Başından kurtulmak için öyle mi yapıyorsun? Bir şeyler söylüyor. En son hakikaten ne yapıp edip kendini haklı çıkarma durumuna olabiliyor yani. O yüzden normaldir diyorum ben. Sizin normal olduğunuz sonucunu değiştirmeyecekti. Neredeyse hepsinde. Ne sanıyordunuz? Değil mi? Öyle, biz de öyle. Zaten çok mantıklı sorular hani yani. Burada kalkıp da anormal çıkmak mümkün olmayacak gibi duruyor. Anormal i̇şte, çıkan var mı? Bir kişi galiba. Galiba, oyuncu bir arkadaş. Evet. Geri kalan herkes İrem Derici, Esra Dermancıoğlu. Herkes normal çıktı. O yüzden hiç programın bir sürprizi yok. Çünkü orada oturan biraz da şöyle cevap veriyor. Halk buna böyle demiştir diye veriyor. Ha, ben hiç öyle vermedim aslında. Ben tamamen kendi manyaklıklarımı düşünerek. Çünkü ben mesela şey yapmıyorum. Yani son soru mesela hiç benim yapacağım bir şey değil. Ben de diyorumdur bak. Hiç dedim mi demedim ya. Sen kafanda kurmuşsun. Aa, aşırı çünkü bir kere sen kafanda kuruyorsun diyeceğim bir şey yapmadım ki karşı tarafa ben. Hani... O şöyle kıskançlık meselelerinde oluyor ama. Gerçekten o kıskançlar kuruyor. Gerçektense, gerçekten kafasında kurduğunu düşünüyorsan bunu söylüyorum ama bu gerçek anlam taşıyor. Yani. Çok eğlendim. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Burada olmak güzeldi. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere tekrar. Thank you.